Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve şu anda gerçekten çok heyecanlıyım çünkü bugün Dünya Kupası etkinliği geldi arkadaşlar. Ben bunlarla alakalı konsept dizayn videoları zaten en az 2 tane attım diye hatırlıyorum bununla alakalı. Ve bakalım nasıl olacak arkadaşlar, gerçekten çok merakla beklediğim, uzun zamandır beklediğim etkinlikti ve sonunda geldi arkadaşlar. Dünya Kupası etkinliğinde bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel şeyler olur. Videoya başlamadan önce de arkadaşlar videoya like patlaması ve yeniyseniz de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen abone ol butonuna basın ve bildirimleri aç butonuna basın. Ve arkadaşlar sizlerden bu videoyu Dünya Kupası'na özelde 4000 beğeniye geçmeyi bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, herkes like bombardımanı yapsın. Dün Quaresma videosu gelmişti, ona da iyi butonundan bir yerlerden girebilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonunda da koyarım. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman 2018 FIFA World Cup Rusya başlasın arkadaşlar. Bakalım ben hangi takımları seçeceğim. Daha şu anda tam olarak karar vermedim hangi takımları seçeceğime. Hani birisi zaten belli ama diğerine karar vermedim arkadaşlar. Ve hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada şurada Türkiye'yi seçmeyenler vatan haini olarak kabul ediliyormuş. Ben zaten Türkiye'yi seçeceğim ama öyle bir düşünceniz olmasın. Adam belki daha çok futbolun daha çok beğendiği başka ülke olabilir, onu seçebilir. Yani gerçekten bunlarla alakalı mesela İtalya'yı seçebilir abi. Hani kimse buna karışamaz. Yorumlarda o şekilde yorum yapmayın diye söyledim. Çünkü bu videoda size bir sorum var arkadaşlar. Hangi iki takımı seçtiniz? Bunu yorumlara patlatmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye ve ben mesela Türkiye ve başlanacak milli takım. Türkiye milli takım başlamak istediğinize emin misin diyor. Bir de bir dakika abi. Ha, hepsini seçebiliyormuşuz. Arkadaşlar o zaman ben hani Türkiye'yi seçmeyeceğim. Eğer bir tane hakkımız varsa Türkiye'yi seçemeyeceğim maalesef. Çünkü daha iyi bir takımla başlamak istiyorum. Almanya'yı çok seviyorum aslında. Başka hangi takım var abi? Fransa var, İspanya var. Aslında İtalya da fena değil ama çıkamayanlardan hiç seçmeyelim o zaman. Almanya'yı seçeceğim. Siz hangisini seçtiniz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada Türkiye'yi de ayrı seçebiliyorsam seçeceğim tabii ki. Ancak ülkem olarak Almanya'yı seçmek zorunda kaldım. Yani durumunda kaldım. Ve arkadaşlar paketimiz açılıyor. Hazır mısınız? 3, 2, 1, bom. Bakalım kimler gelecek. Göreceğiz arkadaşlar. Artı bir dünya ikon biri. Yani muhtemelen o Türkiye falan olacak. Kartların dizaynları mükemmel. Gerçekten ben sadece onları konsept dizayn olarak öyle zannediyordum. Ama bu şekilde gerçekten çok güzel olmuş. Herkes 70'lik geliyordu. 71'lik oyuncular gelmeye başladı. Rudy, Kevin Trapp, Veler abi ve Mustafi geldi. Defans, sağ orta saha ve kalecimiz yüksek geldi yani. Bakalım abi. Burası FIFA World Cup TM merkezi demiş. Buradan tüm FIFA World Cup TM modlarına erişebilirsin diyor. Tamam, güzel. Bilgi almak istediğin herhangi bir moda gir. Herkes seveceği içerikler var. Herkesin seveceği içerikler varmış. Bir mağazasına bakacağım arkadaşlar. Çok merak ediyorum mağazasını. Beceri geliştirisi başlangıç paketi falan var. Parayla satın alabileceğimiz hiçbir paket yok mu abi ya? Hiçbir şekilde para harcayamıyoruz. Ha, bir dakika. Ben buradan Türkiye ilk 11'inde alabiliyorum bu abi. Bir dakika, şu an benim iyice kafam karıştı. Şuradan ben bir bonusa bakacağım. Ha, bonus bu şekilde. 800 tane verip bundan alabiliyoruz. Her neyse arkadaşlar, şimdi öne çıkana gelelim. Benim bir tane bedava paketim var galiba. O nerede? O olması gerekmiyor mu? Özele gelelim abi. Özelde de yok. Onun nasıl olduğunu şu anda tam olarak anlamadım. Şöyle bir çarpı kapat kapat yapalım. Evet arkadaşlar, eşleşmeler etkinliğine girdim. Bakıyorum şu anda, bakalım yapabileceğim bir etkinlik var mı şu anda oynayabileceğim. Varsa oynayacağım, siz de görün diye. Ancak arkadaşlar hemen herhalde bir gün öncesinden oynayabiliyoruz bunları. 14 Haziran'a falan daha var zaten, şu an 6 Haziran'dayız. Bu arada dünya sahnesi de 14 Haziran'da açılıyormuş. Böyle bir durumumuz var arkadaşlar. FIFA World Cup TM'de bu şekilde birinci kademesi buradaymış. 2018 FIFA World Cup'a hoş geldin diyor. 3 maçtan ikisini kazan, eleme aşamasında yükseleceğim falan diyor. Bakalım abi, zirvede görüşürüz. Evet arkadaşlar, gerçekten oynamak için çok heyecanlıyım. 250 jeton verip girebiliyormuşuz. Hemen bir 250 jeton verelim o zaman. Bir gireceğim, merak ettim. Hemen bir dakika. World Cup başlangıç paketi. Ve bir şey daha verecek mi? Anlamadım ama. Grup aşaması 1, 2, 3. 3 maçın ikisini kazanmamız gerekiyormuş galiba. Hemen ben bir maç gireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. 71 yenim, 77 gene karşı oynayacağım. Zorlanırım muhtemelen ama... Bakalım abi, ben FIFA'da kendime güveniyorum. İyi oynarım diye düşünüyorum. Bakalım kazanabileceğim mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada Türkiye'yi de açabiliyorsam, aynı zamanda bonus bir ülkede açabiliyorsam bunu yorumlara nasıl yapacağımı yazın. Çünkü şu anda anlamadım. Belki de video bitene kadar anlarım veya videodan sonra anlarım. Kevin Volland. Beler abi. Beler abi. Güzel abi, rahat gidiyorum ya. Tamam, yenerim herhalde. Of, kötü bir şut çektim ama. Hani oyuncu daha yüksek olarak düşündüm. Daha isabetli vurmam gerekiyor o zaman. Düşük oyuncu olduğu için. Bu arada Dünya Kupası modunda sanki
Maçlar daha kaliteli. Grafikler mi artmış? Ne olmuş? Kevin Volant. Oyun değişmiş gibi geldi bana ya. Bir rahatladı. Güzel ya. FIFA 2015'e çok benzemiş abi. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama FIFA 2015'e çok benzemiş. Bu arada çok kolay. Keşke bu kadar kolay olmasaydı. Bilmiyorum, belki gol falan yiyip zorlanabilirim ama. Gerçi daha birinci kademede olduğumuz için de çok kolay olabilir. Hani ileride zorlanabiliriz. Neyse abi, kazanalım geçelim de. Ne olursa olsun. Ayala. Fabian. Weigl top almaya çalışacak. Alamadı. Hernandez. Rudi Pires'te şu anda. Bu arada takıma girip hiç bakmadım. Coins'leri ben buradan paket açıp harcamak istiyorum. Böyle 1 milyon coins'lik paket falan gelse harcarım ama yok abi. Points'te de şu anda paket açmak istemiyorum. Beler abi geçemedi. Kötü bir hareket. Ben kötü bir hareket yaptım. Dribblingine biraz daha güvenmiştim. Hernandez. Vela. Carlos Vela. Güzel pas ve evet, as farkla dışarıda. Şu takım adını bir kere değiştirme hakkımız olsa keşke. Değiştireceğim abi. Gerçekten sıkıldım bu isimden ama EA Sports öyle bir hak vermiyor. Herkese birer kere hak falan verse, değiştirsek hiç fena olmaz aslında. EA Sports, it is in the game. Sana sesleniyorum. Lütfen bir kere hak ver de değiştirelim abi. Hadi bakalım. Guardado. Burada hani izleyenlerin yarısı belki de istiyordur ya. Gerçekten hani değiştirme hakkı gelse %75'i değiştirir. Hatta %80'i değiştirir. Ve yarısı da şu anda gerçekten istiyordur ya. Gerçekten istiyordur yani. Bu arada bir golle attık. Kevin Volat 2-0. Ama çok terledim abi. Camı açsam ses gelecek. Camı kapasam çok kötü terliyorum. Klima lazım ama klima alacak para da yok. Gerçekten arkadaşlar. Yazın video çekmek benim için çok zor olacak. Ben geçen yaz nasıl çekiyordum bilmiyorum. Geçen yaz ben YouTube yapıyordum ve video çekiyordum her gün. Ama nasıl yapıyordum hiç bilmiyorum. Çünkü şu anda bugünden itibaren muhtemelen aşırı zorlanmaya başlayacağım. Şortum da bu arada birazcık dar. Hani of abi, ter akıyor bildiğin şu an. Kevin Volant. 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 Şut ve gol. Arkadaşlar benim camı kesinlikle açmam gerekiyor şu an çünkü ölüyorum. Camı açtım geldim ve dışarıdan çok havalandırma sesi gibi bir şeyler geliyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Hani umarım siz duymuyorsunuzdur. Duyuyorsanız zaten herhalde biraz rahatsız olursunuz ve saçım da bozuldu terlediğimden dolayı. Gerçekten abi çok sıcak. Bu arada topu almışım gidiyorum ama ben bu kadar kolay olmasını istemiyordum ya. Gerçekten birazcık zorlansaydım daha heyecanlı olabilirdi. Ancak sıkıntı yok arkadaşlar. Hani burayı da geçemeyen yoktur herhalde aranızda, değil mi? Varsa yorumlara yazın abi. Geçemedim, zorlandım yazın. Ki ben de kendimi böyle üstün göreyim, böyle havalı. Ya da böyle 10 farkla kazanan falan varsa o da yorumlara yazabilir. Ya da bir gol attım bıraktım zaten çok kolay falan yazabilirsiniz. Demirbay. Demirbay. Çok iyi. Bu arada dışarıda kuşlar ses çıkarıyor abi. Çok güzel şut çektim. Yani 70'lik oyunculara göre bence iyi vuruyorlar ya da ben şanslıyım ya da ben iyi oynuyorum bilmiyorum ama 70'lik oyunculara göre bayağı iyiler ya şu an. Bir iyilik var. Kim iyi bilmiyorum ama. Bakayım, Beler abiyle de deneyeceğim bir şansımı. Şöyle çek topu. Oynadığımız takım belki 85'lerin üstünde olsa zorlanabilirdik ama öbür türlü çok zorlanacağımı sanmıyorum. Bir daha vuracağım abi. Direkten dönecek. Dışarıya çıktı hatta, dönmedi bile. Uzaktan şut deneyeceğim arkadaşlar. Nasıl olsa 4-0 öndeyiz. Kevin Volant. Ayala. Kayacağım abi. Bir kırmızı göreyim ya. Canım sıkıldı. Weigl pasını verdi ve sarı bile görmedim. İlginç abi. Bayağı ayağa kaydım. Yani tek amaç ayakta ama hakem sarı bile vermedi. Bu arada kırmızı kart var mıydı FIFA Mobile'de? Hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Herhalde vardır ama gerçekten hatırlamıyorum. Ya bir kayacağım. Kayamadım. Kayayım derken topu kaptım. Volant. O kadar kolay ki. Volant. Kay abi kay. Lan oğlum kayamıyorum adama. Yine topu kaptım kayacağım derken. 90'a bir şut çekebilir mi? Yok abi. Demek ki biraz önce şansa balayı şut çekmişim. Çünkü adamların kalitesine göre hani o kadar şut çekmek aşıyor adamları. Gerçekten. Hernandez. Guardado. Guardado. Uf. Mirbay. Rudy veremedi. Guardado. Hernandez. Weigl. Younes. Volanda çok güzel bir pas. Kevin Volant. Volant çekti. Şut. Kaleci Oko. Platenart. Güzel bir ortamı. Henrikx kafa. Kaleciden mi döndü? Savunmadan mı döndü anlamadım. Muhtemelen savunmadan döndü. Korner olsun o. Olmadı. Ve Mustafi falan şu anda geri dönmeye başladı. Ancak Mustafi şu an pres yapıp o topu alabilir. Alamadı ve karşı atak şansı Fabian. Hızlı geliyorlardı ama gerçekten abi çok rahat oynuyorum şu anda. Weigl. Henrikx. Rudy. Guardado'yu geçti. Demirbay. Demirbay. Volanda güzel bir pas olur mu? Oldu. Volant havada sekerken vurabilecek mi? Ayala kesti topu.
böyle şık bir gol atmak istiyorum. Ancak öyle bir imkan vermiyorlar. O kadar da kolay değil izliyorlar yani resmen. Dakika 88 oldu arkadaşlar. Gerçekten daha da oynamak istemiyorum. Birazcık da saldım. Kendi kendilerine oynasınlardı. Maç bitti zaten. Hani son anda böyle gidemeyip gol atamamak istemiyorum hiç. Topu kapmakla da uğraşmak istemedim. Yani maçı 4-0 kazandım arkadaşlar, anlayacağınız. Bakayım. Yok, daha gol yemem. Hakemin artık maçı bitirmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, hakem maçı bitirdi. Maçı 4-0 kazandım. Ve hemen şöyle açalım abi. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Bu arada Türkiye 200 FIFA points açılıyorsa direkt açacağım abi. Hiç uğraşmadan direkt açacağım. 2500 jeton verdi. Bu kadar mı? Grubu geçeceğiz şimdi. Son 16 maçı. Sonra bu maç. Sonra bu maç. Sonra bu maç. Ardından final var galiba. Final maç. Ooo, final maçını kazanınca 80'lik oyuncu veriyormuş. Gayet güzel. 3 tane de dünya fişi veriyormuş. Mis. Gayet güzel abi. Fena değil. Tamam abi, onları hallederiz o zaman. Şimdi ben buraya tekrardan geldim. Buradan bonusa geldiğim zaman, değil bonus değil, öne çıkana geleceğim ve yok, bunlar da değil ya. O oyuncu paketi 400 pointsmiş ama 400 points yok bence, o yüzden açamayacağım. Başlangıç takımlarına geldiğim zaman abi, Türkiye var mı? Türkiye'm, Türkiye'm, neredesin Türkiye'm? Türkiye'yi bulamıyorum. Evet, buldum arkadaşlar. O zaman Türkiye'yi de açacağım ben. Hemen arkadaşlar, Türkiye'yi de açtım sizler için çünkü gerçekten abi hani açmak istedim. Emre Mor, Caner Erkin, Emre Belözoğlu, Hasan Ali, Selçuk İnan, Enes Ünal falan, çok hızlı açtım biliyorum. Bayağı hızlı açtım. Buradan ne çıkacak abi? Ya dünya ilk 11'i. Ve bu ne abi? Güzel bir şey var. 2 tane takas puanı. Güzel, inşallah işe yarar. Bonus olarak 2 tane de takas puanı verdi. Güzel abi, versin bir şeyler, versin bize. Jeton almak istemiyorum ama bana jeton lazım ya. Evet. Baktığım kadarıyla arkadaşlar, coins ile yapılacak çok fazla bir şey yok. Çünkü pazar da yok yani oyunda. İlginç bir durum var şu an. 22 tane de oyuncum var. Türkiye kadrom da var. Hatta ben Türkiye kadromu falan da kurabilirim şu anda. Yedeklerinde hiçbir oyuncun yok falan diyor. Tamam, gerçekten hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Umarım siz bana daha iyi bir şekilde anlatırsınız. Türkiye burada var yani galiba, değil mi? Burada var, evet. Seçeyim. Evet, yedek ilk 11'imde bu oluşturuldu ama ben bunu aktif yapacağım şimdilik. Kadro şu anda fena durmuyor arkadaşlar. Daha da geliştirebiliriz. Çalıştır desek neymiş abi bunlar? Nasıl çalıştırılıyor? Hiç beceri geliştiricimiz yok. Yani şu anda hiç çalıştıramıyoruz. Arkadaşlar, anladığım kadarıyla bu şekilde bir Almanya kadromuz oldu. Bir de Türkiye kadromuz oldu yani. Bu şekilde bir dizilim yaptım. Hemen normal oyuna geçmek istiyorum. Normal oyuna nasıl geçeceğim abi? Ben asıl oyuna nasıl geçeceğim? Ha, geçtim. Arkadaşlar, asıl oyuna girdim. Şu anda bir paket açmak istedi canım. Hemen bir paket açacağım. Ne paketi varsa artık. Oyuncu paketi var. O zaman açalım arkadaşlar bir tane. Ve sonrasında o 5 milyon vardı. 5 milyonu bozduk ama olsun, sıkıntı yok. Weiss, Holmes ve 77'lik sol bek çıktı. Çok ilginç. Gerçekten mükemmel. Evet arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Türkiye kadromuzu açalım son olarak. Bir bakalım abi. Türkiye kadromu açıp öyle sona geleceğim. Türkiye'cim kadrosu gerçekten gayet güzel duruyor. Arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım eğlenmişsinizdir. Türkiye ve Almanya kadrolarımızda bakalım neler yapacağız. Şuradan kanala abone olmayı ve şuradan da dün gerçekten attığım Adamsın Quaresma adlı videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Quaresma'yı sizlerin isteği doğrultusunda 98 yani Quaresma'yı aldık. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bye bye.